Merhaba, bu videoda üç basamaklı sayılarda çıkarma teknikleri üzerine konuşacağız. Örneğin 357 eksi 156. Evet, bu işlemi ele alalım. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve işlemi benden önce kendi kendinize yapmayı deneyin. İşlemi yapamadıysanız sakın endişelenmeyin çünkü videonun ilerleyen saniyelerinde bu işlemin adım adım nasıl yapılacağını birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Bu işlemi 156'yı basamak değerlerine ayırarak yapmayı deneyebiliriz. Demek istediğim 156'yı 150 ve 6 olarak düşünebiliriz. Bu durumda işlemi 357 eksi 100, evet eksi 100, eksi 50 ve eksi 6 olarak yazabiliriz. Bu şekilde daha kolay oldu mu dersiniz? İsterseniz videoyu durdurun ve işlemi bir de bu haliyle yapmayı deneyin. Bu noktada birçoğunuzun işleme doğru bir şekilde yaklaşıp 357'den 100 çıkarsa 257 kalır şeklinde düşünmeye başladığınızı biliyorum. Bundan 50 çıkarınca da bu 5 tane onluk demektir ve 257'den 5 onluk çıkarınca geriye 0 tane onluk yani 207 kalır. Son olarak 207'den 1 6 çıkarırsak 207 eksi 6 201 eder. Evet, 2 yüzlük ve 7 birlikten 6 birlik çıkarınca geriye 2 yüzlük ve 1 bir birlik yani 201 kalır. Bu yöntem sadece 3 basamaklı sayılar için değil diğer tüm çıkarma işlemleri için oldukça iyi bir tekniktir ve şimdi size farklı yöntemlerden de bahsedeceğim. Mesela sayılarla işlemi daha kolay bir hale getirmek için biraz daha oynayabiliriz. Demek istediğim 357'den 156 çıkarmak yerine 150 çıkarıyor olsaydık İşlem çok daha kolay olurdu öyle değil mi? Ve bunu yapabilirsiniz. Bu sayıların birine eklediğiniz ya da birinden çıkardığınız sayıyı diğerine de ekler ya da diğerinden de çıkarırsanız fark aynı kalır. Ne demek istediğimi daha iyi anlamanız adına çıkarma işlemini yapmadan önce bu sayıların ikisinden de 6 çıkarmaktan bahsediyorum mesela. Hemen not edeyim. Sayıların ikisinden de 6 çıkarırsak işlemi nasıl yazarız? 357 eksi 6. Buradaki 7 birliğin 6'sını attık. 351 kaldı ve 156'dan 6 çıkınca da geriye 150 kalır. Ve bu işlemi işlemin bir çoğunuz için diğerinden çok daha kolay olduğunu biliyorum. Elimde üç tane yüzlük varken yüzlüklerden birini çıkarırsam geriye iki yüzlük kalır. Beş onluk varsa ve bu beş onluğun beşini de çıkarırsam geriye sıfır onluk kalır. Son olarak bir tane birlikten sıfır tane birlik çıkınca da geriye bir tane birlik kalır. Ya da şöyle söyleyelim, 300 eksi 100 200 eder, 51 eksi 50 de 1. Gördüğünüz gibi bu oldukça faydalı bir yöntem. Bir de 150 yerine 160 çıkarsak ne olurdu diye düşünebiliriz ve bunun için de bu sayıların ikisine birden 4 eklememiz gerekir. İkisine de 4 ekleyelim. Evet o zaman ne olur dersiniz. Haydi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Pekala, 357 artı 4 ne eder? 357 artı 3, 360 ettiğine göre buna bir daha eklersek, evet 361 olur, öyle değil mi? 156 artı 4 ise 160. 2 sayıya da 4 eklediğimiz için farkın değişmeyeceğini de bir kere daha anımsatmak istiyorum. Şimdi 300'den 100 çıkarsa 200 kalır. 61'den 60 çıkınca da 1. Yani sonuç 201. Aynı işlemi aklımdan yapmak isteseydim, 361'den önce bir tane 100 çıkarırdım ya da burada yaptığım gibi bu sayıyı basamak değerlerine ayırırdım. Demek istediğim bundan önce 100, sonra da 60 çıkarırdım. Bunun onlar basamağı olduğunu biliyoruz. Eh, birler basamağı da boş olduğuna göre her şey tamam. 361 eksi 100, 261 eder. Sonra bir 60 daha çıkarınca da geriye 201 kalır. Bu videodan öğrenmeniz gereken en önemli şey, sayılar kaç basamaklı olursa olsun çıkarma işlemi yapmanın birçok farklı yönteminin olduğu ve ben size bu yöntemlerden birkaç tanesini göstermeye çalıştım. Bu yöntemlerden bazılarının bazı durumlarda, diğerlerinin de farklı durumlarda daha kullanışlı olduğunu denedikçe göreceksiniz.